Boşuna yazmadım onu oraya. Aşk olur evvel düşer maşuka ondan aşıka. Şem'i gör kim yanmadan yandırmadı pervaneyi. Yandın diyorsun ya. Hani sevgin falan aşk ateşi düştü içime diyorsun ya. Müjdeler olsun sana. Sevilmesen sevemezdin. Sevildiğin için sevdin. Sevgi yukarıdan gelir. Önce sevilirsin. Onun sendeki yansıması sevmektir. Yanarsın. Yan. Sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar ayında? Yanmayacağım. Ne demek yanmayacağım ya? Eninde sonunda yanacaksın. Adamsan burada, değilsen orada. Eninde sonunda ah diyeceksin. Ya bugün ya yarın. Akıllı ol da bugün de. İş işten geçtikten sonra dersin sonra. Şey yapacağız olmaz. Yanan aşk ateşi ne ateşi buzahtan eğmindir. Ne kim bir kez yanar yandır makamı gayrı mümkündür. Fuzuli aşk ateşine yanan cehennem ateşinde yanmaktan kurtulur. Çünkü yanan yanmaz. Kömür olmuş, kül olmuş ne yanmasın diyor. Bakın bir tek mısranın getirdiği yer. Ustalarımızı tanımak noktasında acınacak. Bir şeyi söylemekten çekindiğim zaman kabrime gidiyorum. Bakıyorum kabre. Ben sonunda buraya geleceğime göre. Söyleyeyim bir. Aklınızda bulunsun. İstanbul'a yolunuz düşerse Eyüp Sultan Hazretleri'ni ziyaret edersiniz herhalde. Tabii İstanbul'a giden nereye gidecek başka zaten? Sultan o. Sultanı ziyaret etmelerle boş boş gezip durma yani. İnsan bir müsaade alır. Sultanım geldik. Hani zaten çok kalabalıktı burası ama yaptık bir yanlış. Biraz da biz kalabalıklaştırdık. Destur. Destur yani. Efendim. Mihmandari Resulullah aleyhissalatü vesselam. O kadar sahabi içinde Hazreti Peygamber'i evinde misafir etmek ona nasip olmuş. Yetişmez mi bu şehrin halkına bu nimeti bari? Resul-i Ekrem'in yari Eba Eyyub'el Ensari. Huzuruna geldi. Ziyaretini yaptın. Okudun mu? Dua ettin mi? Tamam. Dua nasıl yapılır? Ya Rabbi bu kulun kıymeti çok açık. Onun hatırı için beni boş gönderme. Dua Allah'a yapılır. Bazıları yanlış anlatıyor. Kabirden bir şey istediğimizi zannediyor. Ahmak mısın sen ya? Taştan topraktan ne isteyeyim ben? Bahane olur. O vesile. O mübarek ruh, o bedenden bir ilişki içinde oldu. 80 yıl neyse. Diyoruz ki ya Rabbi. Bende bir şey yok da. Ziyaret ettiğim şu kabirdeki hürmetine sen. İnşallah yani. Birisi dua yazmış. Ya Rabbi mevzuyu biliyorsun. Amin. O kadar da bir satılmamak ya. Yalvarmak lazım. Tövbe ya Rabbi. O ziyaretten hemen sonra üç kişiye sorsan muhakkak biri sana gösterir bilir yani. Neyi soracaksın? Pierre Loti nerede abi? Allah, Pierre Loti nerede? Üçten biri muhakkak bilir. Bir Fransız okumuşu yapmış orayı da işte hala Fransızlar gelir gider. O yüzden tepenin adı maalesef Pierre Loti olarak kaldı. Yoksa İdlisi, Bitlisi, Tepesiydi o. Yani kaybettik. Elimizdeyken kaybettik yani. Neyi kaybettik? O ismi İdlisi, Bitlisi olmaya devam etseydi isim birini soracak kim o diye. Ben de size anlatacaktım. Yavuz Sultan Selim'i Çaldıran'a giderken refakat eden ona... Önderlik eden hocanın alemin adıdır. İdlisi, Bitlisi, ismiyle müsamma, Bitlisi'dir filan falan. Kendi kendimize kaybediyoruz. Her taraf kanıyor bildiğiniz gibi. Geldiniz bir yer notuya. Haliç'e nazır bir çay içtiniz. Değer. Sırf onun için gittiğinize değer. Kalkmadan önce orada birisine daha sorun gösterecektir size. Kaşgari dergahı nerede? Hocam iyi biliyor tezini yazdı. Kaşgari dergahı. Ya dergah dediğime bakmayın ya. 40 kişinin sığmadığı bir cami işte. Hepsi bu yani. Böyle kelimeler de insanları ürkütüyor. Dergah ev değil mi? Ne canı sıkıyor? Ev işte. Eskiden dergah diyorlardı. Ne oldu yani? Telaşa bak. Bir gerginlik. Tövbe yarabbim. Abdülhakim Arvasi Hazretleri oradaydı. Meşhur şair Necip Fazıl Kısakürek dahil oraya gelip gidenlerle sohbet ettiği yer orasıydı. 1943'te göçtü. İşte o dergahın yanında
Kendime bir kabir aldım. Verdim parasını. Kıydım paraya. Kapıyı aldım. Rezervasyon tamam. Eşe dostlara söyledim. Dedim ki ben, nerede gidersem hani gömülecek kadar bir cesedim varsa elinizde lütfen beni şuraya getirin. Yardımcım da biliyor. Abi Avusturya'ya da dönsen getiririm dedi. Söz aldık. Benden oraya kalırsa yani. Şimdi oraya gidin diye söylüyorum canım. Geliyorsunuz, bakıyorsunuz şimdi şöyle de bir risk var tabii. O yeri görünce beğenirsiniz, ben yatacağım diyebilirsiniz. Yağma yok. Bu benim. Yatacağım yere seyrediyorum zaman zaman, bana iyi geliyor. Neredesin diyor, ben de konum bildiriyorum. Zonguldak'tayım, yarın diyeceğim Çorum'da, ötesi gün diyeceğim Amasya'da filan. Kahvemi çekiyor, Allah razı olsun. Şimdi onu bırakıp gitmek olmaz. Delikanlılığa sığmaz. Ona da bir yer lazım. Diye vakıf yetkilisine yokladım. Var mı dedim bir kabir daha. Ne yapacaksın dedi. Hanıma da alacağım dedim ya. Bırakıp gitmeyelim şimdi. Beni çok sevindiren bir haber verdi. Hocam dedi hiç kafaya takma. Hem dinen uygun hem belediye mevzuatı müsait. Bu kabristanda ikili defin oluyor. Dubleks. Evet. Fransızım söylüyor. Masraftan kurtuldum. Lütfen hatırı almayın. Aspara değil yani. Kurtuldum. Bu sevinçle eve gittim. Hanım dedim. Sana yer aldım. Garip de yazdık mı dedi. Hayır dedim. Dört mevsimiz. Nerede dedi. Zannediyor ki biz böyle adres değiştiriyoruz falan. O Çatalca oraları severim ben de. Biraz inek binek oluyor oralarda. Koyun falan oluyor. Zannetti ki öyle bir şey yaptım. Eyüp Sultan'da dedim. Hala uyanmıyor. Eyüp Sultan'ın neresinde diyor, deniz görüyor mu falan. Görüyor dedim, deniz de görüyor, tepede dedim, kabristan'da. Anladı. Sonunda bunu da mı yaptın dedi. Dedim hanım düşünsene ani bir vefat oldu. Ne oldu? Çocuklara bize telaş. Nereye gömeceğiz, ne yapacağız, hatır. Sonra o muhteşem soru geldi. İnsanlar çok meraklı. Üst kat kimin diyor. Tövbe estağfurullah. Önce ölen alt katta dedim, ne var bunda? Tabii. Çocuklara telaş bırakmayalım. Dünyada bir faydamız olmadı, bari gidince telaş olmaz. Dedim. Şimdi ben orayı görünce, ha gelin ziyaret edin, bakın bakın diye ben gelmiş miyim? Ha gelmemişim, gelecek nasıl olsa, siz hediyelerinizi takdim edin. Ya ne olacak? Üç ihlas bir fatiha, iki dakika sürmez. Merhamet, merhamet. Merhamet edene merhamet olunur. Bir gün size de lazım olur. Ya Rabbi bu hoca çok istedi. Sen şu okuduklarımın sevabını ona ulaştır. Ya Rabbi. Değil. Bunu hatırlayınca ne olur? Bak mutluluğun formülü. 1400 küsur yıl önce bildirildi. Biz hala arıyoruz. Abi dört madde canını sıkma ya. Dört madde mutluluk. Bir, Allah'ı unutma. İki, ölümü unutma. Üç, yaptığın iyiliği unut. Dört, gördüğün kötülüğü unut. Allah selamet versin. Bitti. Ne hakime işin düşer ne hekime. Huzurun da bozulmaz. Kimseyle kavga etmezsin. İyilik mi yaptın? Abi anında unut. Tavsiye ederim. Araba iyilik yaptık ya nankörlük ediyor falan. Bunalıma girersin. Gerek yok. Çünkü yaptığını Allah biliyor. Eskiden ne güzel söyledi değil mi? Balık bilmezse halik bilir. Sıkma canını. Kötülük gördün. Ya unut alacak diyeyim haklıyım falan filan. Geç bunları ya. Of. Haklıymış. Haklıysan olursun zaten. Kafana takma yani bunu. Gedayız, şaha baş eğmez, dili agahımız vardır. Fakir isek ne gam beyler, gani Allah'ımız vardır. Gene gitti 16. yüzyıla, fevri. Benim yeraltı dünyasında dostum çok biliyorsunuz. Onlardan biri bu, şair fevri. 1570 kusur. De vefat etmiş. Gedayız şaha baş eğmez dili agahımız vardır. Fakir isek ne gam beyler gani Allah'ımız vardır. Dilenci gibi fakir gördün de küçümsedin mi diyor bizi. Ben en zenginin, bütün mülkün sahibinin kuluyum. Haddini bil. Ne yani? Beni mi korkutacaksın? Hadi orta, benim sahibim var. Hem öyle ki ana rahmindeydim, adım bile yoktu beni besledi. Bana
kader yazdı. Bana alın yazısı verdi, bana parmak izi verdi, bana bir güzellik, bir çehre verdi. Yani bildiğin gibi değil. Hani o hali gören, bundan bu çıkar mı der. Ayrıca ben şampiyonum, olimpiyat şampiyonum. Yani doğuma aday kardeşlerin 100 milyonun üzerinde. Anamın yumurtalığına gitmek bana nasip oldu. Sen neden bahsediyorsun ya? Olimpiyat şampiyonuyum ben. Adam 100 kişiyi geçiyor, madalya alıyor. Ben kaç bin kişiyi geçtim biliyor musun?